İstatistik dünyasında yolculuğumuza başlarken önce istatistiğin ne demek olduğunu anlamamız gerekiyor. İstatistik, veriyle yapılabilecek şeylerin en geniş şeklidir. Tabii ki de veriyle çalışır. Veri toplar. Hemen bunları not alalım. Veri toplama. Veriyi tablo ve grafiklerle gösterir ya da özetler ve analiz eder. Evet, kısacası veriyle yapabileceğimiz her şey için bir soruya cevap vermek, neler olduğunu anlamak ya da bir konu hakkında bilgi edinmek için istatistiğe ihtiyacımız var. İstatistikte sıkça karşımıza çıkan kavramlardan biri değişkenliktir. Günlük kullanımını düşündüğümüzde değişkenlik bir şeyin ne kadar değiştiği, farklılaştığı anlamına gelir, değil mi? İstatistikteki anlamı da işte bunun aynıdır değerlendirmeye tabi tutulan birimlerin birbirlerinden ne kadar farklı oldukları, ne kadar değişkenlik gösterdiklerini bize gösterir. Daha iyi anlaşılması için bir örnek vermem gerekirse, diyelim ki 5 kişiye dün kaç tane tuğla yediniz sorusunu soruyoruz. Birinci kişi, ben tuğla yemem ki arkadaş. Zaten tuğla nasıl yenir onu da bilmiyorum. Onun için kısaca sıfır tane yedim diyor. İkinci kişi ise sıfır diyor yine. Üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi de sırayla sıfır diyorlar. Farklı tepkileri ve cevapları almak için farklı açıklamalar olabilir değil mi? Ama sorumuz gayet doğrudan bir soru. Tuğla yedin mi, yemedin mi? Evet, bunlar cevapları topladığımızda elde ettiğimiz veriler olsun. Ve sadece kaç tane tuğla yediklerini sorarak istatistiki bir araştırma yaptığımızı söyleyebiliriz. Sonra aynı insanlara bu sefer kaç tane üzüm tanesi yediklerini sormaya karar veriyoruz. Birincisi yine sıfır diyor. Ama ikincisi sadece üzümle beslendiğini ve dün toplam 235 üzüm tanesi yediğini söylüyor. Olabilir değil mi? Yani üzüm diyeti yapıyor belki adam. Üçüncüsü de üzümü seviyormuş ve 17 tane yemiş. Dördüncüsü de 5 tane. Ve sonuncusu da daha dün manavdan çok güzel bir üzüm aldığı için 318 üzüm tanesi yemiş olsun. Galiba en kiloluları da bu arkadaş ama neyse oraya girmeyelim. Bu iki veri grubuna baktığımızda birisi yenilen tuğla sayısını, diğeri de yenilen üzüm tanesi sayısını bize veriyor. Buradaki değişkenliğin daha fazla olduğunu hemen söyleyebiliriz. Burada hepsi sıfır ve aynı iken, buradaki veri de hepsi birbirinden oldukça farklı. Kısacası bu gruptaki değişkenlik daha fazla. Değişkenliğin tanımını yaptığımıza göre, bunu nasıl ölçebileceğimiz konusunu konuşalım şimdi zaten istatistikte bununla sıkça karşılaşacağız evet değişkenliği nasıl ölçebiliriz nasıl sayısal bir değer verebiliriz değişkenliğe bu oldukça önemli bir konudur ama ne yazık ki bu videonun konusu değil ama üzülmeyin önümüzdeki videolarda bunun üzerinde mutlaka duracağız şimdi videonun başında da söylediğim gibi istatistik dünyasına adım atarken beynimizin ne kadar istatistik moduna geçeceğini neyi nasıl ölçebileceğimizi veriyi nasıl toplayıp değerlendirip değişkenliği nasıl ifade edebileceğimizi bilmemiz sizce de iyi olmaz mı? O zaman sormamız gereken soru şudur. Öncelikle bir sorunun istatistiksel olup olmadığıdır. İstatistiksel sorular ve istatistiksel olmayan sorular. Hadi istatistiksel soruların tanımını yapmaya çalışalım. Evet, beynimizi istatistik moduna geçirmemizi sağlayacak sorular nasıl sorulardır? Mesela soruyu cevaplamak için değişkenlik gösteren veri toplamamız gereken sorular. Şimdi bakalım. Evet, bu kulağa mantıklı geliyor ama istatistiksel sorular için bazı örnekler görmek işimizi kolaylaştırabilir, değil mi? Hadi bakalım o zaman. Şimdi burada 6 tane soru var. Ben soruları değerlendirmeye başlamadan önce videoyu durdurmanızı ve biraz düşünmenizi rica ediyorum. Buradaki tanıma göre sizce bu sorulardan hangileri istatistiksel, hangileri değildir, tamam mı? Her soruyu sorduktan sonra siz de bir durdun, durdurun videoyu ve değerlendirin. Denediniz ve istatistiksel soruları belirlediniz, öyle değil mi? Şimdi birlikte yapalım. Bu soruları bir de ben sesli okuyayım, bir de öyle değerlendirelim. Şimdi birinci soru: Cincan kedi kaç kilodur? Anlaşılan bir kedi var, adı da Cincan. Güzel, tatlı bir isim yani. Ben kedime koyar mıyım? Koymam ama tatlı bir isim. Peki bu kedi nerede kaç kilo? Hiçbir şey bilmiyoruz. Değil mi? Yani bu kedi, cincan kedi kaç kilodur? Kaç kilo? Nerededir bu kedi? Kaç kilodur? Tabi burada asıl cevaplamaya çalıştığımız soru, bu soru istatistiksel bir soru Cevap vermek için ne yapmak gerekiyor? Cincan alıp bir tartıya çıkartacağız, tartacağız ve kilosunu not edeceğiz. Değil mi? Bunu yaparken de veri topladığınızı ve istatistikle uğraşmaya başladığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama, ama bakın, sadece bir veriye sahip olacağınızı unutmayın. Muhtemelen cincanın kilosu, sıradan bir kedi ise eğer 2 ila 5 arasında bir sayı olacaktır. Ama cincan sürekli semirmişse, Garfield gibi olmuşsa, kötü kedi Şerafettin gibi olmuşsa 100 kilo da olmuş olabilir. Ama diyelim ki 2 ila 5. Yani tabii yavru bir kediyse daha ufak bir kilonun altında olabilir ya da şişko bir kediyse de 5 kilonun biraz üstünde çıkabilir. Bunu bilemeyiz. Ama bu sayının bir değişkenliği yoktur yani. Çünkü cincanın kilosu tek bir sayıdır. Tartarız, öğreniriz, yazarız. Ama aynı anda birden çok kilosu olamaz değil mi? Olamaz. Elimizde sadece bir adet veri olabilir. Ama değişkenlik için aralarında değişkenlik olabilecek birden çok veriye ihtiyacımız var. Şimdi buraya dönecek olursak kimse tuğla yememişti belki ama birinin yemiş olma ihtimali vardı. Sonuçta kim bilir türlü türlü insan var belki yani tuğla yiyen de var. Ee, evde yani bamya yiyen olduğu gibi tuğla seven de olabilir yani değil mi? Kısacası mantıklı olmasa bile bir ihtimal var. Ama cincan olayına geri dönersek burada sadece tek bir ihtimal var. Bir tek veri var ve bir veriyle değişkenlikten bahsedemeyiz. Dolayısıyla bu istatistiksel bir soru değildir. Çünkü sadece bir veri topladık. Geçelim sıradaki. Pazartesi sabahları bir otoparkta ortalama kaç araba vardır? Şimdi sorunun istatistiksel olup olmadığını anlamak için soruyu cevaplamak için neye ihtiyacımız olduğunu düşünmeliyiz. Bu soruda cevabı bulmak istiyorsak birkaç pazartesi sabahı kalkacağız erkenden otoparka gideceğiz, kaç araba olduğunu sayacağız. Diyelim ki birinci pazartesi sabahı 50 araba saydık, ikinci hafta 49, sonra bir daha 50, sonra efendim son olarak da 63. Gördüğünüz gibi soruyu cevaplayabilmek için veri toplamam gerekti. Soru da bunların ortalamasını almam gerekecek. Soruyu cevaplayabilmek için değil mi? Soru bize çünkü her seferinde farklı diye sormadı. Pazartesi sabahları bir otoparkta ortalama kaç araba var diye soruyor. O halde neymiş? Değişkenliklerin olması da son derece olası ve normal. O yüzden de bu soru istatistiksel bir soru. Sonraki soruya geçelim. Aç mıyım? Önemli bir soru. Hatta çok önemli bir soru. Aç mıyım? Çok açım gerçekten. Ama bu soruyu kendimize sık sık sorduğumuz e, bir soru olarak görmeliyiz. Hatta bazen vücudumuzun bize aç olduğunu söylemenin birçok yolu olduğunu da biliyoruz. Ama sonuç olarak bu soruyu cevaplarken ne yapıyoruz? Veri topluyor muyuz? Toplamıyoruz. En fazla sağdan soldan yiyecekleri topluyoruz ve yiyoruz. Tamam. Midemin boş olup olmadığı hakkındaki hislerim de bir bilgi. Kabul ediyorum. Ya da midemi nasıl hissettiğim hakkında bilgi topluyor olabilirim. Ama burada değişkenlik yok. Yani ya açımdır ya değilimdir. Eğer açlığımın günden güne nasıl değiştiğini araştırıyor olsaydım ve açlığıma diyelim birden ona kadar bir not veriyor olsaydım her gün için o zaman her şey değişirdi bakın. Çünkü istatistiksel bir durumdan bahsediyor olurdum. Ama aç mıyım? Basit bir evet ya da hayır sorusu. Aç mısın? Evet, evet ya da hayır. Cevap vermek için değişken veri de toplamam gerekmediği için bu istatistiksel bir soru değildir. Geçelim bir, baş, bir sonraki soru. Annemin kaç dişi var? Şimdi bu soruya cevap vermek için annemi bulmam lazım. Ağzını açtıracağım ve dişlerini sayacağım. Biraz garip olacak ama böyle yapmalıyım. Tabii bu sırada annem başka işim mi yok kardeşim? Kardeşim değil de yani oğlum diyecek tabii. Başka işim mi yok oğlum diye beni kovalamazsa. Bunun istatistiksel bir araştırma olduğu konusunda annemi ikna ettikten sonra hadi diyelim yaptık o da yedi. Belki ağzında 30 tane diş sayacağım. Aynı cincanın örneğindeki gibi. Sayacağım onu yazacağım. Sadece bir veri toplamış olacağım. Yine değişkenlik olmayacak. Değişken veri toplamam gerekmediği için bu da istatistiksel bir soru değil. Eğer tanıdığım bütün annelerin ortalama kaç dişi vardır diye soruyor olsaydım o zaman istatistiksel bir soru olurdu ama ben onu o zaman bakalım acaba toplama cesaretini bulabilir miydim kendimde. Neyse burada da bir veri var ve istatistiksel değil. Geçelim bir sonraki soruya. Şimdi boşu boşuna da annemi kandırdığım için üzüldüm ama ne yapalım? Ee, i̇kinci soruya geçe. Başka ya yani bir sonraki soruya geçebiliriz. Ailemin bir senede yemek yerken geçirdiği süre ne kadardır? Bir kere daha bu soruyu cevaplamak için ne yapmak lazım bir düşünelim. Ailemi gözlemem gerek ya da anket yapmalıyım, değil mi? Anneme, eşime, çocuklarıma, amcalarım, teyzelerime falan kısacası tüm aileye yemek yediği, yemek yemeye yani günde ne kadar zaman ayırdığını sormam gerek. Sonra da bu sayıları toplayacağım. Diyelim ki işte A 813 saat harcıyor olsun, B 732 saat. Değil mi? Anladınız mı bu şekilde? Sonra ne yapacağım? Bunları bölmem gerek ortalamasını almak için. Ailemin değişik üyelerinden birden çok veriyi toplayacağım. Bu durumda değişkenlik olması da son derece normal olacak. Öyle değil mi? Hatta yıllar arasında da değişkenlik olabilir. A'nın yemek yerken geçirdiği zaman bir sonraki sene muhtemelen daha farklı olacak. Kısacası cevap verebilmek için değişken veri toplamam gerektiğinden bu soru istatistiksel bir sorudur. Ve gelelim son soruya. Yıldız Savaşları'nı kaç kere seyrettim? Şimdi inanılmaz bir filmdir. Hatta film serisidir dersem bu çok daha doğru olur. Ama bu soru annemin kaç dişi var ya da cincan kedi kaç kilodur sorularına çok benzemiyor mu sizce de? Yani Yıldız Savaşları'nı kaç kere seyrettiysem seyrettim size ne demeyeceğim. E, bunu saymam gerek işte. Ve cevap sizin için sıfır ya da bir olsa da benim için kaçtır? Yedi. Değil mi? 7 olabilir. 7 kere seyrettim ama sonuçta bu bir tek veri. Değişkenlik yok. O yüzden neymiş? Bu da bir istatistiksel olmayan soru. İşte bu kadar arkadaşlar. Umarım bu video istatistiksel değişkenlik ve hangi soruların istatistiksel oldukları hakkında size bir fikir vermiştir. Şimdi beyninizin istatistik modunu kapatabilirsiniz.